Efendim 12 Şubat 2018 bugün. Evet, iş ve ekonomideyiz. Yine iş dünyasının nabzını tuttuğumuz kısımdayız. İkinci kısımda çok kıymetli bir konuğum var. Kuyumcu Kent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Sudaş Bey burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederiz Hasan Bey. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi oldu. Kuyumcu Kent'le başlayalım isterseniz sohbetimizi. Hay hay. Kuyumcu Kent'i Akit TV izleyicilerine biraz tanıtır mısınız efendim? Kuyumcu Kent 2000 yıllarında bu proje gerçekleşmiştir. 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açılmıştır. Evet. Aşağı yukarı sektörel bazda Türkiye'de de hatta dünyada da tek denebilecek bir nitelik ve özelliğe sahiptir. Hı hı. Bir entegre kuruluştur, ticaret merkezidir. Evet. Dolayısıyla gerçekten ülkemizin, esnaflarımızın bizim yüzümüze artacak ciddi bir kuruluştur diyebiliriz çok rahatlıkla yani. Evet, kaç tane mağaza var şu anda? Kuyumcu Kent'te şu anda aşağı yukarı 2500 esnafımız var. Hı hı. Sadece 1030 civarında imalathanemiz vardır. Atölye şeklinde değil evet, mi? Evet, tamamen imalathane, atölye. 7 hı. tane büyük fabrika vardır bu hı hı. şey içerisinde. Aşağı yukarı 150 tane prestijli bürolarımız vardır. 650 mağazamız vardır sadece AVM olarak. Hı hı. Böyle birbirini tamamlayan ciddi böyle bir kuruluştur. Böyle bir içeriye sahip. Evet. Peki efendim, ağırlıklı mesela Kuyumcu Kent insanlar sadece kuyumcuların olduğunu zannediyorlar. Hiç bilmeyenler için söylüyoruz. Evet. Aslında orada sadece kuyumcular yok. Evlenmek isteyen bir çiftin nikahından itibaren evliliğine kadar ki bütün ihtiyaçlarını bulabilir değil mi çiftler? Çok rahatlıkla tabii ki. Hı-hı. Yani Kuyumcu Kent derken ismiyle müsenna bir kuruluş tabii. Çoğunluk kahir ekseriyeti kuyumcu imalatçısı ve kuyumcu olması münasebetiyle bu ismi alması çok tabii oluyor. Ama bunun yanı başında buyurduğunuz gibi evlenmek isteyen her şahsın arayabileceği her türlü ürünler hı-hı. burada mevcuttur. Yani hı-hı. gelinliğinden, abiyesinden, davetiyesinden, efendim beyaz eşyasından, tekstil ürünlerinden her ihtiyacını görebilecek, neticede nikahını da kıyabilecek hı-hı. şekilde efendim bir kuruluştur. Hı-hı. Düğün salonlarımız vardır. Çok prestijli güzel düğün salonları var. Biz nikah salonunu yaptık. Tamamen belediyeye tahsis ettik bila ücret. Orada bahçeli evlerin bütün kahir ekseriyetli nikahları burada kıyılır. Hı hı. Cumartesi, pazar binlerce kişi gelir gider. Dolayısıyla çok ciddi bir aktivite arz etmektedir. Hı hı. Nikahları gençlerimizin burada kıyılarak onlar o mutluluğu burada yaşıyorlar. Ne güzel. Anahtar teslim bir evlilik süreci aynen var. Aynen öyle. Caizse. Güzel. Evet. Efendim birazcık özelden başladık. Kuyumcu Kent'ten başladık. Birazcık ülkemizin dışına doğru açalım sohbeti. Arap ülkelerinden bir ilgi var Kuyumcu Kent'e. Ülkemize var zaten de. Kuyumcu Kent de bundan nasibini aldı. Dubai'den bir 70 firma Kuyumcu Kent'e katılmış. Biraz bu süreçten bahsedelim. Nasıl? Memnunlar mı? Nasıl bir süreç var efendim? Haklısınız Hasan Bey. Şimdi Dubai'de bu son zamanlarda yani bir iki ay öncesine kadar bir vergi söz konusu oldu. Evet. Hem orada KDV uygulandı %5. Ayrıca %5'te bir vergi söz konusu oldu. %10 civarında vergi söz konusu olunca tabii bu sıfırdı ilk önce. Tamamen Türkiye'ye teveccüh etmeye başladılar. Buyurduğunuz gibi son 1-2 ay içerisinde sadece Kuyumcu Kent'e gelen aşağı yukarı 70'in üzerinde esnafımız var. Bu gelen esnaflar da tabii çok ciddi efendim ciddi yatırımları olan sermayeler olan esnaflarımız. Biz bunlara kapılarımızı yerlerimizi açtık. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Ciddi bir tabii ivme kazandırdı. Hem aşağı yukarı boş yerlerin değerlendirilmesi noktayı nazarından hem de mülk sahiplerinin mülk değerlerinin artması bakımından ciddi bir katma değer sağladı. Biz evet bunları yaşıyoruz. Hala da yaşamaktayız. Çok ciddi talepler de var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Ne güzel. Yani onların getirdiği sermayeler de hiç şüphesiz ekonomimize dahil gayet olacak. Tabii, evet. Ve ülkemiz faydalanacak. Şimdi Kuyumcu Kent'te tabii bunu da aktarmadan geçmeyelim. 18 Şubat'ta son bulacak. Ocak'ta başlamış olan indirim günleri var. Evet. Bunu da duyuralım. Evlenmek isteyen çiftlerimiz olabilir. Tam da mevsimi aslında değil mi efendim bu sene için? Tabii. Neler bekliyor çiftleri bu indirim günlerinde Nevzat Bey?
Şimdi biz her sene mutat olarak bu indirim günleri, bu kampanyaları düzenliyoruz. Dolayısıyla bu sene de yine aynı şekilde düzenledik. Burada çok ciddi indirimler, çok cazip fiyatlar söz konusu oluyor. Zira bizim üretimden halka satış olduğu için ayrıca onun bir farklı cazibesi ve güzelliği var. Yani hem çeşitlilik bakımından, hem fiyat bakımından, hem kalite kantite bakımından fevkalade tercihe şayan ürünler var. Bunların yanı başında özellikle içciliğe tekabül eden çok fantazi ürünlerde %40'a %50'ye varan iskontolar söz konusudur. Bilezik gibi yani. Amin. Bilezikten ziyade daha fantazi ürünlerde ama bilezikte de var tabi. Evet. Sarrafiyede peki bunlar söz konusu değil de. Evet, evet. Ama dediğim gibi fantazi ürünlerde ciddi iskontolar ürünler var. Bunlar hatta 3000 TL'lik alışveriş yapana bir Cumhuriyet çeyreği de, Zine çeyrek de hediye ediliyor. Ne güzel. Ayrıca yine 1000 TL'lik alışveriş yapana bir kolye hediye ediliyor. Muhteşem. Bu tip cazibeler de arz ediyoruz. Bunu işte yeni yıl münasebetiyle, efendim sevgililer günü münasebetiyle devam ettiriyoruz. Hatta aşırı talep ve arzu üzerine belki birkaç gün daha uzatabileceğiz. İnsanlarımızın sevdiği annelerine, babalarına, eşlerine hediye almak isteyenler mutlaka gelmelerinde, uğramalarında efendim bu indirimlerden, şeylerden istifade etmelerinde çok büyük fayda münazı ediyorum. Evet, 18 Şubat son 6 gün bu arada. Akit TV izleyicilerine duyuralım. Kuyumcukent'te efendim bugün itibariyle 18 Şubat'a kadar indirimler var. Nevzat Bey'in de bahsettiği gibi belli bir alışveriş limitinin üzerine de kolye hediyesi var. Ve çeyrek altında değil mi? Evet, diğeri? Doğrudur Hasan evet. Bey. İnşallah nasiplenirler izleyicilerimiz de. Birazcık atölyelerden kısmen bahsettiniz konuşmanızın başında. Atölyecilikten bahsedelim. Kaç tane atölye var? Bu atölyelerin yaşadığı sorunlardan bahsedelim. Nasıl? Kalifiye personel konusu var. Biz konuklarımızla bazen konuşuyoruz bu durumu. Tabii altın atölyesi, bir de bir detay daha var. Mesela Kuyumcukent'le ilgili acaba kapalı çarşının alternatifi olacak mı gibi söylemler de oldu. Bu noktada nerede Kuyumcukent efendim? Şimdi Hasan Bey, Kuyumcukent kapalı çarşıya alternatif olarak hiç doğum olmamıştır. Evet. Esas asli mesele orada iptidai bir şekilde çalışan efendim özellikle üretimcilerin, imalatçıların daha hijyenik, daha modern bir yapıya kavuşturulması meselesidir. Evet. Bunda o zamanın belediye başkanımız, bugün cumhurbaşkanımız sağ olsun çok büyük bir gayret gösterdi. Burayı Elektrokent'ten satın aldı, bize sattı verdi. Biz de burada aşağı yukarı inşaatıyla beraber 4-5 sene sürdü. Son derece dediğim gibi Türkiye'de, dünyada örnek olabilecek bir tesis yapabildik. Evet. Yani burada aşağı yukarı sadece 1000'in üzerinde 1050 tane imalathanemiz vardır. Bunlar tamamen imalathanelerdir. Üretimden A'dan Z'ye. Kapalı Çarşı'da çok iptidai bir şekilde çalışan imalathanelerimiz son derece modern, geniş, ferah fahur bir şekilde bir mekanlara kavuşmuşlardır. Daha teknik, daha modern efendim aletler getirerek üretimine devam etmektedirler. Yani buraya gelmekle beraber öyle bir ivme kazandı ki şu anda Kuyumcukent'te yılda 650 ton altın imal edilmektedir. Bunun en az 300-350 tonu da 138 ülkeye ihraç edilmektedir. Dolayısıyla Türk ekonomisine fevkalade büyük bir katkı sağlamaktadır. Küçümsenecek bir değer değildir. Bu şekilde evet, ayrıca bu imalathaneler dediğim gibi son derece hijyenik, çevreye duyarlı bir şekilde, bir de bizim arıtmamız vardır. Bu arıtmaya o tarihte aşağı yukarı 30 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Çok büyük bir yatırımdır. Açalım biraz bu arıtmayı. Evet. Yani o kadar modern bir arıtma tesisimiz var ki dediğim gibi buradan aşağı yukarı bizde her sene 6-7 kilo altın geriye dönüşüm olarak kazanabiliyoruz. Ayrıca arıtmamızın üstünde yakın çevresinde oturup rahatlıkla çayımızı, kahvemizi içebiliyoruz. Burada her hafta hem İl Çevre Müdürlüğü tarafından hem İSKİ tarafından aşağı yukarı gün aşırı
haberli habersiz kontroller yapılmaktadır. Efendim ölçümler yapılmaktadır. Evet. Son derece çevreye duyarlı ve bir şekilde bu icraî faaliyetimiz devam etmektedir. Bununla beraber biz o kadar çevreye duyarlı bir şekilde çalışıyoruz ki biz uluslararası çevre ödülü de aldık. Kuyumcu kent olarak. Evet, Kuyumcu kent olarak. Bu çok çok mühim bir hadisedir. Dolayısıyla şu anda İstanbul'daki üreticilerin %95'i sadece Kuyumcu kentte icraî faaliyet etmektedirler. Bunlar da son derece dediğim gibi geniş mekanlarda modern efendim alet ve edevatla bu imalatlarını sürdürmektedirler. Evet. Tabii Kuyumcu kentin hinterlandından bahsettiniz. Gördüğü ilgiden çevreye duyarlılığıyla başlayan sohbette Kuyumcu kentin ilgisi ulaşımla alakalı bir revizyonla daha da artacağı benziyor. Zira Kuyumcu kent durağının olduğu metro faaliyeti, metro çalışması 2018 sonu 2019 başı gibi biteceğini tahmin ediyoruz. Doğrudur. Bu süreç de nihayetinde bu sürecin daha bir cazibe merkezi haline geleceğini söyleyebilir miyiz? Gayet tabii. Şimdi burada ulaşım sıkıntısı vardı. Malum biz buraya bir şey yaptık, giriş yaptık büyük şehire katkı olarak efendim. Daha sonra İETT otobüslerini koyduk. Direkt Eminönü'nden, evet. Mecidiyeköy'den direkt Kuyumcu kente seferler var. Bunların yanı başında tabii bir de dediğiniz gibi metro geliyor. Evet. O çalışmalar hemen hemen son sefada. Orada bizim Kuyumcu kentinin önünde de bir terfi istasyonu oluyor. Bir hat Başakşehir'e gidiyor. İkinci bir hat da Beylikdüzü'ne gidecek. Muhtemelen buyurduğunuz gibi yıl sonunda veya 2019'un başında açılacaktır. Onun açılmasıyla ulaşım son derece kolaylaşacak ve de alışverişler veyahut da buranın cazibesi daha da farklı bir noktaya geleceği umuyoruz. Evet, umuyoruz ki çiftlerle dolup taşar özellikle evet. Kuyumcu kent. İstedikleri her şey var zira. Satır başlarını aktarayım yeni açanlar için. Kuyumcu kentte sadece altın yok efendim. Gelinlikten abiyeye kadar, nişanlıklara kadar, evlenecek bir çiftin beyaz eşyasına kadar, hatta nikahınızı da burada kıyıp düğün salonlarında düğününüzü de yapabilirsiniz Kuyumcu kentte diyelim. Ve sizin kubbeli bir cami inşaatı projeniz var. Bir de Türkiye'nin en büyük LED ekranını biz Kuyumcu kentte göreceğiz. Önce kubbeli camiden başlayalım. Bununla alakalı proje ne durumda efendim? Proje şu anda son sefasında. İnşallah yakın bir tarihte bir hukuki durum vardı. Onu da çözdükten sonra yakın bir tarihte inşaatına başlayacağız. Ve o bizim misyonumuza, vizyonumuza uygun bir dini tesis yapacağız, cami olarak yapacağız inşallah. Zira ona ciddi manada bizim ihtiyacımız var. Çünkü şu anda cuma namazlarımızı otoparkta kılıyoruz ve 6-7 bin kişiyle kılıyoruz. Bunların %80'i, 70'i, 80'i genç dimalar. Tabii dolayısıyla kışın veya yazın bazen bayağı bir zorluk çekiliyor. İnşallah imkanımız var, fırsatımız var, bahçemiz var bu işe uygun. Yakın bir tarihte buyurduğunuz gibi hem cami inşaatımıza başlayacağız, hem daha rahat bir şekilde park bahçe işlerimiz genişlenecektir, otopark. Ayrıca cami sorunumuzu da bu vesileyle çözmüş olacağız. LED ekranına gelince biz bir firmaya ihale ettik. O firma bütün mesuliyeti üzerine ararak bir senedir, bir buçuk senedir izinleri tamamen aldılar. Hem İBB tarafından hem karayolları tarafından gayet resmi bir şekilde Türkiye'nin en büyük LED ekranını kuruyorlar. Tabii biz oradan hem o duvardan kira alacağız, hem de bizim Kuyumcu kentin reklamını yapacaklar bila ücret. O da çok ciddi ve farklı bir ivme kazandıracağı aşikar. Beklentisinde iyiyiz. İnşallah öyle gerçekleşir. Peki o LED ekran anladığımız kadarıyla basın ekspres yolundan, havalimanı yolundan gözükecek. Evet, çok geniş bir açıdan, son derece görünümlü. Hava yolundan bile, havadan bile görünebilecek nitelikte özellikte olacak. Evet, Kuyumcu kent cazibe merkezi olmaya devam edecek. Evet. Dubai'den buraya Kuyumcu kente gelen yatırımcıların devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Firmalara da tabii seslenmek lazım. Özellikle boş mağaza var mı efendim? Az bir miktarda mı kaldı boş mağaza? Şimdi Hasan Bey, bizim AVM'de
çok cüz'i bir miktarda boş yerimiz vardı. Zaten atölyelerde aşağı yukarı 3-4 sene evvelinden %100 doluluğa ulaşmıştık. Hatta şu anda atölyelerde yani hava parasıyla yer alınıp satılıyor veya değişim yapılıyor. Devir yapılıyor. Fakat AVM'de biraz boşluk vardı. Bu da bu dediğim gibi Dubai'de vergi çıkması münasebetiyle bu tarafa teveccüh etmelerin neticesinde hem değer bakımından hem şey bakımından fiyat uygunluğu bakımından hemen hemen çok az yerimiz kaldı. Evet. %90'lara kadar çıktık. AVM'de doluluk oranımız. Yakın bir tarihte tahmin ediyorum %100'e ulaşırız inşallah. Ne güzel. Efendim bültenimizin sonuna doğru geldik. Varsa eklemek isteyeceğiniz bir detay alalım. 2018 yılında beklentilerinizi alabiliriz. Son eklemek isteyeceklerinizi istirham edelim Nevzat Bey. Estağfurullah. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem Akit TV'ye hem zatalilerinize. Biz gerçekten ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlama gayret ve azmi içerisindeyiz. İnşallah Rabbim fırsat verdikçe bunu genişleterek devam ettireceğiz. Bütün arzumuz, temennimiz ekonomimiz daha iyi şartlarda ilerleyerek hele bilhassa şu savaş dönemimiz hayırlı bir şekilde neticelenir. Şehitlerimize bu vesile rahmet, gazilerimize sıhhat afiyet diliyoruz. Ülkemize ve dünyanın dört bir köşesinde böyle hürriyet mücadelesi veren kardeşlerimize muvaffakiyetler, başarılar diliyoruz. Düşmanlarımızla Allah nasiplerinde varsa ıslah etsin, değilse kahır hürmetine kahru perişan etsin. İnşallah o da yakın bir tarihte nihayete erir, hayırlı bir netice hasıl olur. Ekonomimizde, ülkemizde, insanlarımızda çok daha huzurlu, mutlu bir şekilde hayatımızı, ticaretimizi idame ettiririz diyoruz. Yarın 13 Şubat Erzincan'ın Kurtuluş Günü. Bugün 13 Öyle Şubat. Mi? Evet, ben Erzincanlıyım bu vesileyle. Yarın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Erzincan'da olacaklar. Ben gidemiyorum. Bu vesileyle inşallah daha nice hayırlı kutlamalar yaparız. İnşallah bu savaşların neticesini de ileride bu şekilde kutlama fırsat ve imkanını yakalarız diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Kıvanç duyduk. Kuyumcu kente başarılar diliyoruz. Ayrıca naif Türkçenizden dolayı da onur duyduk sizi burada ağırlamakta. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim, bugün 12 Şubat 2018'di. Bugün haftanın ilk günüydü. Bugün Kuyumcu kenti konuştuk. Kim anlattı? Kuyumcu kent yönetim kurulu başkanı Sayın Nevzat Sudaş anlattı. Biz de keyifle dinledik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın biz yine 17.45'te hem iş dünyasının hem ekonominin nabzını tutacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.